Amerikan F-15 uçağı Okinawa açıklarında düştü. Gelişmiş ülkeler içinde böyle başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağı Japonya'nın güneyindeki Okinawa adası açıklarında denize düştü. Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Hava Öz Savunma Gücü ve Amerika Birleşik Devletleri ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Okinawa adasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ye ait Kadena Hava Üssü'nden kalkan F-15 tipi savaş uçağının adanın 80 kilometre açığında düştüğü, uçağın pilotunun paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi. Rutin eğitim uçuşu sırasında yaşanan kazanın ardından Japon arama kurtarma birimlerince kurtarılan pilotun durumunun iyi olduğu ifade edildi. Japon yetkililer kazanın ardından yaptıkları açıklamalarda, son yıllarda Japonya'da Amerikan üsleri çevresinde yaşanan uçak ve helikopter kazalarının artmasından ve bunun siviller üzerinde yarattığı hayati tehlikeden duydukları kaygıyı dile getirdi. Japonya Savunma Bakanı Tsunori Onodera, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve benzeri olayların tekrarlanmaması için Amerika Birleşik Devletleri ordusunu uyardıklarını belirtti. Onodera, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait askeri uçaklar sık aralıklarla kaza yapıyor. Müttefikimizden uçuş güvenliğine dair önlemleri almasını talep ediyoruz, dedi. Okinawa valisi Takeshi Onagada, bu tip olaylar norm haline gelirse, bizler çocuklarımıza ve onların çocuklarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirememiş oluruz. Gelişmiş ülkeler içinde böyle bir sorunla karşı karşıya olan başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum, ifadelerini kullandı. Büyük miktarda Amerikan askeri varlığının bulunduğu Okinawa adası son yıllarda çok sayıda askeri uçak ve helikopter kazasına tanıklık etmişti. Geçen yıl Ocak ayında Nago açıklarında MV-22 Osprey tipi helikopter uçağı suya çakılmış, Ekim ayında ise bir CH-53E tipi personel taşıyıcı helikopter Higashi yakınlarında bir yerleşim bölgesine yaptığı acil iniş sırasında alev almıştı.